bir de bugün diyor ki işte hangi televizyondasınız, hangi işte şey kanaldasınız diyor. E bu onu senelerce eleştirdiği bir şeydi. Şimdi eleştirdiği her şeyi yapmaya başladı son dönemde. E basın özgürlüğünü savunduğunu ısrarla ifade ediyordu. E şimdi hani nerede basın özgürlüğü? Size bir soru sorulmuş. Hangi kanaldan olduğu önemli olmamalı sizin için. Hani senelerce bunu savundunuz ya, o yüzden. Buket Hanım, Sayın Erdoğan'ı veya siyasi rakiplerini yenmenin yolu onun hibrit ürünü olmamanızdır kendi orijinaliniz olmalıdır. Sayın Erdoğan'ı tek adamla yöne suçluyor muyuz? Demokrasi uygulamıyor diyor muyuz? Ya o zaman biz demokrasiyi işletmemiz lazım parti için. Kurultay kurultay olmuyor. MYK MYK'yı takmıyorsun. Parti meclisi parti meclisini takmıyorsun. Grup grubu takmıyorsun. Ya öyle bir hale getirdi ki milletvekillerinin kendisi belirliyor. Birkaç yıl önce grup iç yönetmeliğinde değişiklik yaptı. Kendisinin seçtiği milletvekillerine güvenmedi. Grup başkan vekillerinde yine kendisi atıyor. Şimdi bu yöntemle biz bırakın Sayın Erdoğan'ı hiç kimseyi yenemeyiz. Siyaset... Bir, bir şey demiyor muydu? Biz geldiğimizde basın özgür olacak. isteyen istediği soruyu soracak. E şimdi bugün diyor ki hangi kanaldasın? Hani yani sen bana bunu özellikle soruyorsun. E istediği i̇stediği gibi sorar. Hani herkes isteyen istediğini soracak ya. Hani, Gençlere değil mi? diyor ki ben iktidara geldiğim zaman beni özgürce eleştireceksiniz değil mi? Ya ben öz eleştiri yaptım. 20 yıl aralıksız bu partide yöneticilik yaptım. En alt kademede sade delilikten başlayıp en tepeye kadar ben bir özelleştir yaptım diye ihraç edildim. Şimdi hangi demokrat dededen bahsediyorsun? Gençlere ben demokrat dedeniz olacağım dedi. Ya tam karşımıza bırakın e, demokratı yani Frankenstein kesildi ya. Siz <laughs> Firavun demiştiniz şimdi Frankentler. Hayır yani şimdi bu delegeler bakın bu delegeler Kemal Bey'i seçtiği zaman demokrasi oluyor. Ama bir başka aday belirlediği zaman antidemokratik oluyor. Şimdi kardeşim ya diyor ki mesela dün e, o programda izledim tüylerim ürperdi. Ben diyor üç defa önerdim aidatını ödeyenlerle ön seçimi yapalım kabul etmedi. Külliyen doğru değil. Siyasi partilerin yasası açık. Dernekler yasası açık, sendikalar yasası açık. Eğer bir yerde boşluk varsa bunlardan biri uygulanır. Yani bizim e, e, yasa anlayışımız, hukuk anlayışımız budur. Zaten bunu, bunu kardeşim aidatını ödemiyorsa seçme seçilme hakkını kullanmaz. E, adam yapıyorsa bunun için ya, bunun için yasa gerekli. Yani diyor ki kurultaya getirdim kabul et. Külliyen yalan gelmedi. Böyle bir şey kurultay kararıyla olmaz ayrıca. Bunun için yasa gerekiyor. Ver yasa teklifini o zaman. Anayasayı 19 defa değişiklik yapıldı 184 madde üzerinde. Ama siyasi partiler kanun için anayasada gerekmiyor. Kanun de gerekiyor. Peki kardeşim o kanunu niye öneri vermedin? Vazgeçtim ondan. Şimdi tüzükte demokratik tüzük deniyor ön seçim. Ya var olan tüzüğü uygulamadı bu yönetim. Bu genel başkan. Siz bu genel başkandan mevcut tüzüğü uygulamayandan demokratik tüzük nasıl beklersiniz? Sürem doldu. Son bir cümlelik bir cevapla bir şey istiyorum. Aklınızda bir CHP genel başkan adayı var mı? İsim olarak. Parti içi demokratik kanallar işletilerek gerçek anlamda ve herkes kendi şeylerini fiziki yapısına vesairesine göre değil, yaşına, başına göre değil, kendi programını ortaya koyan ciddi inandırıcı kişi seçilir. Ben Cumhuriyet Halk Partisi delegelerine de haksızlık yapıldığı inancındayım. Çünkü ben Ankara İl Başkanı olduğum zaman belediye başkanlarına da, bakanlarına da milletvekillerine res çekerek oldum. Hayır kardeşim, bu örgütü ben yöneteceğim dedim. Bu yönet örgütten elinizi eteğinizi çektireceğim dedim. Çıktım bunu da kurultayda, kongrede söyledim. Bunların çıkardığı aday 190-200 oy aldı. Ben 400 oy aldım. Yani eğer samimi işten hı hı. iddiasını ortaya koyan bir de güven veren, hı hı. sözün eri olan birisi Kim çıksın olursa olsun bu programı Peki. alır ve başarıya götürür. Yeter ki bu partiyi emek verenlerle yönetsin. Emek verenlerle beraber çalışsın. İktidara geldiği zaman da Evet bu bizimle yönetir algısını yarattığıan an e, Cumhuriyet Halk Partisi iktidarda olur.